Akören Kültür Spor Teknik Direktörü Halil Elibor'la birlikteyiz. Halil Hocam şampiyon oldunuz. Evet. Sizden görüşlerinizi alalım. Valla çok çalıştık, çok uğraştık. 3 senedir bu takımla çalışıyoruz. Çocukların alınlarından öpüyorum. İyi mücadele ettik. Hak ettik, kazandık. Bu Konya'nın başarısı bana kalacak olursa. Çünkü hepsi Konyalı çocuklarımlar. Sağdan soldan adam yok. Diyeceğim bu kadar. Çok evet. Mutluyum. Hepsinden Allah razı olsun. Bizler de tebrik ediyoruz sizleri. Allah razı olsun. Tabii yani şu an için erken ama sonuçta spor amatördesiniz, evet, gelecek yıl. Şimdiden onunla ilgili de fikirlerinizi almak isteriz. Fikirlerimiz benim var zaten çoktan beri. Aynı takım kadrosu yine bozulmayacak. Başarılı olmak istiyorsak bu böyledir yani. Üzerine 5 tane 6 tane iyi takviye inen. İlk önce süper amatörde ligde kalmak, yerimizi garantilemek, ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Bu işte fazla uçup kaçmaya gerek yok yani. Bu işin şeyi budur. Kadro bozulmayacak. Gene aynı kadro, üzerine 6 tane iyi takviye. İyi takviye. Evet. İyi takviye ile devam edeceğiz. Ayaklarımızı sağlam basacağız. Sağlam basacağız. Uçup evet. Kaçmaya da gerek yok yani. Ya kadronuz, şu anki mevcut kadronuzda evet. Da gerçekten çok tecrübeli ve çok yeteneklisiniz. Yani mevcut kadromuzda Anadolu Selçuk'la Konya Spor Grubu zaten. Lütfi'yi transfer ettik. Evet. Ramazan'ı muhasebeden transfer ettik. Ahmet Turunç var. Abdurrahim Özbay var Konya Spor'dan, Anadolu Selçuk'tan. Hasan Uysal var Anadolu Selçuk'tan. Oğuzhan var. Karşıyaka'dan aldım, kaleci Oğuzhan. Evet. Konyalı o çocuk da. Ali Uysal var, Mehmet Ali var, Nihat Can var. Bunların hepsi Konyalı, Anadolu Selçuk grubundan. Oğuzhan Canbaz var. Şeyden, Selçuk Spor'dan aldığımız. Maliye Spor'dan aldığımız. Hasan Uysal var yine dediğim gibi. Bütün hepsi. Burak Şahin var. Bunun da yıldızı var. Diyebiliriz değil mi Burak? Burak Şahin bugünün yıldızı. Fatih var. Kaleci Hasan var. Mustafa İbiş var. Halis var, Abdullah var, Sıtkı var. Bunların hepsinin ayaklarına, kollarına sağlık. Allah razı olsun hepsinden. Elimizden gelen mücadele yaptık, şampiyon olduk. Evet, tebrik ediyoruz sizleri. Allah razı olsun, sağ olun. Artık şampiyonluk damarlarını artık evet. Uzun süre devam ettirirsiniz diye i̇nşallah, düşünüyoruz yani. İnşallah. Her şeyin hayırlı. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, şu an Lütfi ile bir aradayız şimdi de. Evet Lütfi, senin de görüşlerini alalım. Sezon başı takıma biraz geç katıldım. Fakat geldiğimde genç ve iyi bir kadroyla karşılaştım. Zaten hazır bir takımdı. Sadece katkı yapmam gerekiyordu. Elimden geldiği kadar katkı yaptığıma inanıyorum. Evet. Sezon başından beri iyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. Hedeflenmiş, hedef konmuş, şampiyonluk hedefi. Biz de bu hedefe biraz katkı sağladık. Evet. Kendi adıma, gençler adına, Akören adına çok mutluyum. İnşallah herkese hayırlı olur. Evet. Öyle umuyoruz, umarız. Tabii yayında da dile getirdim. Gerçekten takıma abilik yaptığın hep bugüne kadar dile getirilmişti. Gerçekten hani hem tecrübenle hem de işte yeteneğinle bu takıma çok şey kattığına inanıyoruz biz. Yani öyle gördük en azından dışarıdan. Sizin gelecek yılki planlarınız neler peki? Vallahi yaş itibariyle hani yıl yıl gidiyorum açıkçası. Gelecek için çok bir plan yaptığım yok. Çünkü yaşımız artık belli bir yaşa geldi. Hani bu yaşta evet. Sağ olsun Konya camiasından arayan hocalarımız var. İşte gelecek yılki planlamasında bulunması. Ama ilk hedefim inşallah olursa, kısmet olursa Akören'in planlamasında olmayı düşünüyorum. Eğer nasip kısmet olursa yine katkı vermeye çalışırım diye düşünüyorum. Artık seneye ne olur ne biter, futbola devam eder miyiz yoksa jübile yapar mıyız, onu artık biraz bekleyip ondan sonra görmek ama lazım. Yani gördüğümüz kadarıyla yani hala yani çok gençsiniz gerçekten. Yani sahanın içerisinde çok net görebiliyoruz. Birçok genç oyuncudan daha istekli varsa olduğumuzu evet. Görebiliyoruz yani. Ya ben hep şuna inanıyorum. Gençlere de bunu sürekli söylüyorum. Yeter ki şu yüreğinizde biraz inanç olsun. Tamam, fizik olarak çok üst düzey olursunuz, düşük olursunuz ama önemli olan şu yüreğinizde azıcık futbol oynama azmi, sevinci, isteği olması lazım. Eğer o istek yoksa evet. Çok zorlamanın manası yok. Biz bu yaşta hala oynuyorsak bu futbol oynama isteğimizden ve sevgimizden kaynaklanıyor. Oynayabildiğim yere kadar oynamayı düşünüyorum. Allah güç verir, ömür verirse inşallah bu futbolun içinde olmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. Tekrar sağ tebrik olun. Ederim. Çok sağ olun. Evet, şimdi de Kaptan İbrahim'le birlikteyiz. Evet İbrahim,
Siz gerçekten 2 yıldır buradasınız ve hem birinci amatöre yükselmede hem de süpere yükselmede gerçekten büyük katkılar sağladınız takıma. Şimdi sizin fikirlerinizi alalım. Önce Akrem Yalkın'a hayırlı olsun şampiyonluğumuz. Bu arkadaşlarımla benim bu 3. sezonum. 3. sezonda 6. şampiyonluğum. Evet. Üst üste. Bu yaşta arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bu yaşta bana bu mutluluğu yaşattıkları için. İlk defa süper grupta nasip olursa oynamayı düşünüyorum. Yaşım ilerledi, Lütfü hocanın söylediği gibi. Evet. Bırakacağım artık da işte biraz da süperde yarım sezon, bir sezon oynayabilirsem oynayacağım. Oynayamazsam artık miladımız doldu. Bırakmayı düşünüyorum artık. Futbol güzel bir şey değil mi? Futbol yani güzel. Bırakmak istiyorum. Bilmiyorum yani. Ben bırakamıyorum yani. Bırakmak istiyorum, bırakamıyorum. Evet yani normal aktif futbol hayatını bitirenleri de hep halı sahalarda görüyoruz zaten. Aynen öyle hocam. Yani yaşı 50-60 bir şey olsa adam devam ediyor gerçekten. Bunu hep görüyoruz yani. Bu arkadaşlarım hepsi çok temiz arkadaşlarım. Efendi, ahlaklı, sonradan Lütfü Hoca katıldı bize. Onlar da bizi ayağa uydurdular. Hepsinin alınlarından tek tek öpüyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Oğuzhan arkadaşımızla birazdan konuşacak. O da konuşsun. Evet. Hocama, başkanımıza, yönetimimize hepsine hayırlı olsun. Hepsi başkandan ziyade abilik yaptılar. Evet. Biz de buraya bir akolünlü olarak da yüreğimizi ortaya koyduk. Allah'ın izniyle hakikaten bize hedefe ulaştık. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Tebrik ediyoruz. Allah'ın teşekkür sağ ediyorum. Sizin de ayağınıza sağlık abi. Sağ olun. Evet, Oğuzhan'la birlikteyiz şimdi de. Evet Oğuzhan. Gerçekten de yani şampiyon olabilmek adına elimizden gelen her şeyi yaptık bu sene. Sezon başında zaten bu takımı şampiyon olmak için kurdular Sayın Belediye Başkanımız ve Halil Hocamız. Gerçekten de çok iyi yürekli, dürüst arkadaşlarımız var. Evet. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inanıyorum ve bunu da başardık. Ben öncelikle buradan Ekrem Tulukçu Başkanıma, Sayın Nihat abime, Mehmet abime, Ahmet abime, tüm yönetime, Altan abime teşekkür ediyorum bize desteklerinden dolayı. Biz bu şampiyonluğu akronilere hediye ediyoruz. Artık seneye ne olur ne biter onu bilmiyoruz. 2 senedir buradayım. 2 evet. senedir gerçekten de burada her şeyi gördüm. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan Alparslan hocama ve siz değerli arkadaşlara teşekkür ediyorum bu yayını yaptığınız için. Buralara kadar gelip bizi çektiğiniz evet. için. Elinize koluna sağlık. Tüm akronilere hayırlı olsun diyorum şampiyonluğumuz. Teşekkür ediyorum. Biz de sizleri kutluyoruz. Şampiyonluğunuzu da galibiyetinizi de. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Evet. Murat Bey'le birlikteyiz yönetimden ve Altan Bey'le ikisini birlikte alalım. Evet söz sizde efendim. Efendim önce Konya Futbol TV'ye çok teşekkür ederim bu yayın yaptıkları için. Bütün Türkiye ve dünyaya bu maçı seyrettirdiler. Benim söyleyeceklerim fazla bir şey değil. Yani takım süper amatöre çıktı. Evet. Bundan sonrası artık çocuklara kaldı bir dahaki dönemi. İnşallah 3-5 takviyeyle bu takım süperde de kalıcı olur. Evet. Düşüncem o. Yani peki şimdi tabii ki süper amatör daha hani ciddi yatırımlar gerektiren bir lig. Daha sonra Ballıgi var. Yani Akure'nin gerçekten ilerisi için ciddi hedefleri var mı? Yoksa yani süper amatörde kalalım mı? Başkanın düşüncesi biraz farklı. Bu süper amatörde kalmak değil, Ballıgi düşünüyor. Evet. İnşallah 3-5 takviyeyle Ballıgi'ne çıkarız bu takımdan inşallah. Ben öyle düşünüyorum. Umarız. Umarım. İnşallah düşüncemiz o. Yani takviye şart yalnız 3-5 takviye şart. Bu şartların yanına onunla beraber çıkarız yani Ballıgi'ne inşallah. Evet. Daha ki dönemde inşallah daha iyi şeyler bizi bekliyor. İnşallah diyelim artık. İnşallah. Sağ ol. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Altan Bey. Söz sizde efendim. Artık söz bitti. Söz bitti mi? Söz bitti. Buradan bize maddi, manevi desteklerini esirgemeyen Akören Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Turuşçu Bey'e, hocamız Halil Hocamıza, futbolcularımıza, yönetimdeki arkadaşların hepsine, hepsinden Allah razı olsun. Çok yardım ettiler. Çok destek oldular. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Artık yarından itibaren Süper Lig'in transferlerine başlayacağız. İnşallah Süper'de de başarılı olup Bal Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. Belediye Başkanımızın hedefi üçüncülük. Ama biz tabii basamak basamak gidelim diyoruz. İkinci amatör, birinci amatör, Süper, inşallah Bal, ondan sonra da neden olmasın üçüncülük. Tabii Akören bir ilçe değil. Yani inşallah yani Akören'e hayırlı olsun, uğurlu olsun. Akörenlerimiz hak etti. Evet. Bugün de yani çok coşkuluydu. İlk defa ben böyle bir seyirci gördüm. Hepsinden Allah razı olsun. Herhalde Süper'de de devam eder. İnşallah devam edecek.
Tabii futbol taraftarla güzel değil mi? Evet, yani çok güzeldi. Onlar için oynanıyor zaten tabii, gerçekten futbol. Ayrıca Konya Futbol TV ailesine, Alparslan Hocam'a, sizlere çok teşekkür ederiz. Siz de çok destek oldunuz, yardımcı oldunuz. Pazartesi günleri yayınlanan programınızla amatöre çok büyük destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Efendim bizler teşekkür ediyoruz. Tabii Altan Çetinkaya da gerçekten Akören'in neşe kaynağı diyebiliriz. Yani her alanda, her yerde siz vardınız. Bizler gördük en azından. Sizin de tabii bu başarı elde edilmesinde büyük katkılarınız olduğunu yaslayamayız. Tabii ki yönetimin tamamıdır mutlaka ama yani vitrinde olanlardan biriydiniz. Futbolcularla devamlı beraberim. Deplasmanda, evimizde. Çünkü ben belediyede çalışıyorum. Belediye başkanım bu görevi verdi bize. Biz de en iyi şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Başardık da. Evet. İnşallah bundan sonrası devam ederiz. Hayırlı olur diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, bizler teşekkür ediyoruz. Evet, Akören'den gerçekleştirdiğimiz yayın ve röportajlar burada sona erdi değerli izleyenler. Hepinize hayırlı hafta sonları dileyelim. Hayırlı pazarlar dileyelim. Saygılar.